Son 20 yılda Türkiye'de çok sayıda cinayet işlendi. Bu cinayetlerin birçoğu çözülemedi. Faili meçhul cinayete kurban gidenlerden biri de binbaşı Ahmet Cem Ersever'di. Binbaşı Ersever, 4 Kasım 1993 tarihinde Ankara'nın Elmadağ ilçesi yakınlarında elleri ve ayakları arkadan bağlanmış şekilde ölü bulundu. JITEM'in kurucusu olduğu iddia edilen emekli binbaşı Ahmet Cem Ersever, uçağının düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in de ekibindendi. Tıpkı Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümü gibi binbaşı Cem Ersever suikasti de bir türlü aydınlatılamadı. Peki kimdi Cem Ersever? Hangi gizli bilgilere sahipti? Terörle mücadele kapsamında hangi faaliyetlerde bulundu? Neden öldürüldü? Ahmet Cem Ersever, 6 Haziran 1950 yılında Erzurumlu asker bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya gelir. Ankara'da başladığı ilkokulu İstanbul'da tamamlar. Orta eğitimini Ankara 19 Mayıs Koleji'nde, liseyi Özel Yükseliş Koleji'nde bitirir. Lise eğitiminin ardından girdiği üniversite sınavlarında ilk tercihleri arasında gazetecilik ve halkla ilişkiler yüksekokulu vardır. Gazeteci olmak ister. Ancak kaydını yaptırdığı Ankara Gazetecilik Meslek Yüksekokulu'na bir yıl devam eder. Gazeteciliğin kendisine göre bir meslek olmadığını anlayan Cem Ersever, babası gibi asker olmaya karar verir. 1969 yılında girdiği Kara Harp Okulu imtihanlarını kazanarak subaylığa ilk adımını atar. Öğrencilik yıllarında aile dostlarının kızı Yıldız Hanım'la tanışır ve üçüncü görüşmelerinde evlenme teklifinde bulunur. Genç çift 1972 yılında dünya evine girer. Teğmen Cem Ersever'in ilk yılları oldukça sakin geçer. İlk tayin yeri olan Foça'dan sonra Manisa Kırkağaç'a atanan Ersever burada üsteğmen olarak görev yapar. Ersever'in yaşam çizgisi 1989 yılında kıdemli yüzbaşı olarak atandığı Güneydoğu'da değişir. Burada PKK terörüyle tanışır ve görevi gereği kendini yıllar süren amansız bir mücadelenin içinde bulur. Genç ve yetenekli subay Cem Ersever, bölgede terörle mücadelede gösterdiği başarılarla adından söz ettirmeye başlar. O dönem, olağanüstü hal bölgesinde oluşturulan Asayiş Birlikleri Kolordu Komutanı Hulusi Sayın Paşa'nın öncülüğünde, bugün Ergenekon davasından tutuklu sanıklarından Albay Arif Doğan ve Cem Ersever'in çalışmalarıyla kısa adı JITEM olan Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Biriminin temelleri atılır.
1990 yılında Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Orgeneral Eşref Bitlis de terörle mücadele konusunda istihbarata çok önem verir. Bu amaçla Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı, kısa adı JITEM olan Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Teşkilatı'nı kurdurur. Başına binbaşı Ahmet Cem Ersever getirilir. Cem Ersever, askerliğin yanında tam bir tarih ve doğa tutkunudur. Görev yaptığı bölgedeki tarihi mekanları ziyaret edip köylülerle sohbet etmek onun en büyük hobisidir. Cem Ersever'in terörle mücadele anlayışı zamanla teşkilatıyla ters düşmesine neden olur. Ona göre terör dağlarda başladı, dağlarda bitmelidir. Bu konuda ikide kitap yazar. Cem Ersever giderek hedef haline gelir. Bu dönemde Cem Ersever'in MHP'li olduğu ve bu siyasi partinin görüşlerini bölgede yaymaya çalıştığı söylenir. İlçe merkezinde toplanan vatandaşların üzerine ateş açtığı ve iki kişinin yaralanması nedeniyle hakkında soruşturma açılır. Özellikle başına buyruk kararlar yöre halkının tepkisine yol açarken ordu içerisinde de rahatsızlıklar yaratır. Ersever'in bu süre içinde gerçekten katı davrandığı, ele geçirdiği PKK'lılara işkence yaptığı birçok kesim tarafından dile getirilir. Cem Ersever, sorunun çözümünün radikal önlemlerden geçtiğine inanıyordu. Demokrat çözüm olamazdı. Onun için binbaşı Ersever'in yolu Türk Silahlı Kuvvetleri ile ayrılır. Cem Ersever, sivil hayatta hiç hesaplayamadığı bir güçlükle karşılaşır. Geçim sıkıntısı. Borçlanarak aldığı ikinci el bir arabayla cam eşyalar pazarlamaya başlar. Cem Ersever'in çektiği sıkıntıları eşi Yıldız Hanım'dan dinliyoruz. Kendi isteğiyle emekli oldu. Hatta o zamanki komutanları emekli olmamasını çok istediler. Ama eşim emekliliği tercih etti. Bitlis Paşa emekli olmasını istemedi. Kurmay Başkanı istemedi. Yani normal olarak onlardan daha epey müddet emekli olmamasını. Çünkü görevi nedeniyle her zaman ön planda görünen bir kişiydi. Orduda daha rahat korunacağını düşündüler. O şekilde söylenmişti. Bunu da ben ölümünden sonra öğrendim tabii ki. Ve emekli olmasını istememişler. Ama eşim emekli olunca daha rahat olacağını düşündü. Çünkü biliyorsunuz görev nedeniyle her şey istediğiniz gibi olmuyor. Cem Ersever 26 Ekim 1993 tarihinde hakkında açılan bir dava nedeniyle Ankara'ya gitmek üzere eşiyle vedalaşıp evden ayrılır. 7 Ekim günü en son 7 Ekim 1993'te görüştük. Şöyle diyeceğim işte 1-2 saat kadar evde beraberdik çocuklarla falan. Zaten hep maaş getirmeye geliyordu. Çocukların ihtiyaçları var mı yok mu onları öğreniyordu. Çünkü görev nedeniyle sivri bir insandı. Yani şöyle diyeceğim, her zaman görevdeyken öldürülmesinin olacağını düşünebiliyorsunuz. Çünkü Güneydoğu'da bir sürü şehit verdik. Ve Güneydoğu'da çalışan bir insanın da normal olarak her dakika ölümü düşünülüyor. Görevdeyken daha çok korkuyordum. Emekli olduğu zaman yani bu olaylar bitti, rahatladık diye düşündüm ama maalesef değilmiş. 6 ay sonra kaybettik kendisini. 4 Kasım 1993 tarihinde de Ankara'nın Elmadağ ilçesi yakınlarında elleri ve ayakları arkadan bağlanmış halde ölü bulunur. Onunla son konuşan avukatı Emin Emir'dir. Ersever'le ben 1900 zannediyorum 89 yıllarında tanıştım. O dönemde bir yayıncılık faaliyetiyle de uğraşıyordum. Kitap yayıncılığı faaliyetiyle de uğraşıyordum. Bana geldi. Bir kitap bastırdığını, bunu
hiçbir matbaanın basmadığını, hiçbir yayın evinin ismini koydurtmadığını ve dağıtımını da hiçbir dağıtım şirketinin üstlenmediğini, kitabın dağıtımından ve basımından yardımcı olup olamayacağımı sordu. Bir iyi bir Muhittin isminde, Keçiören'de mahalle arkadaş olan, benim de çok saygı duyduğum bir müvekkil marifetiyle geldiği için ben de kendisine yardımcı olabileceğimi söyledim. O zaman için kitapları bize ücretsiz olarak verdi. Benim o dönem için anladığım, zannediyorum bu propaganda yönelik bir kitaptı. Kitabı işte bir grup olarak, bir grup subay olarak, belki görevli olarak bunlar hazırlamışlar. PKK'ya karşı propaganda avantajı sağlamak için basılmış ve dağıtımı sağlanan bir kitaptı. Bu şekilde tanıştık. 1989'da tahmin ediyorum. Daha sonra işi yayıncılık olayından çıktı OHAL bölgesinde. Bir takım subay, asubay, hatta uzman çavuş ve erler hakkında bazı savcılar dava açmaya başlamışlar. Özal'da 3713 sayılı terörle mücadele kanunu çıkartmıştı. O kanun muhacenesinde bu haklarında dava açılan subaylar, asubaylar ve diğer askeri personelin avukatlığını üstlenmesi gerekiyordu. O dönemde bunlar avukat bulmak için Ankara'da bir hayli kapı çaldılar. Ancak avukat bulamamışlar. Ben de o dönemde ceza davalarıyla ilgilenen bir avukat değildim. Vergi hukuku, ticaret hukuku ve borçlar hukukuyla ilgili saham vardı. Bana geldiler. Dedim ben cezacı değilim. Dediler ki biz avukat bulamadık. Kimse Güneydoğu'ya gidip, OHAL bölgesine gidip de PKK'ya karşı bizim subayımızın, asubayımızın davasını almıyor. Rica ettiler. Ricalarda bulundular. Bunun üzerine kabul ettim. Bölgeye giderek bu tarz işte savcıların açmış olduğu bazı davalarda personelin avukatlığını yaptım. İstihbarat Düzenliği'nden veya işte 3713 sayılı kanunun vermiş olduğu yetkiye dayanarak normal malinin ödeneğinden bana vekalet ücretini ödediler. Ben de avukatlıklarını yaptım. Cem Ersever, terör örgütü PKK'nın ölüm listesindedir. Ancak suikastin işleniş biçimi kafalarda soru işaretleri bırakır. Bir yerde güvenlik amiri olarak işe girdi. Ev tuttu. O şekilde yeni bir yaşama başlamaya çalışmıştı. Bu arada sizin kaçma olarak değerlendirdiğiniz sohbet esnasında bu parasız kaldı, yani parasız kaldı derken işte arabasını satmak zorunda kaldığı dönemlerde acaba bir pazarlama yapıp belli bazı yerlere toplu eşyalar, işte paşa baş eşyaları vesaire, cam eşya satıp para kazanabilir miyim diye Anadolu'nun çeşitli vilayetlerine, Mersin'e, Antalya'ya ve Trabzon'a zannediyorum gidip dolaştığını biliyorum, ama bu ticaretin de başarılı olmadığını, nihai olarak da bir firmaya güvenlik amiri olarak maaşlı bir şekilde işe girdiğini biliyorum. Şimdi biz sıklık görüşüyorduk. 15 gün evvel, ölümünden 15 gün evvel görüştük. Ölümünden bir gün evvel de telefon, ölümünden bir gün evvel değil, yani ortadan kaybolmasından, çünkü bir 2025'inde o ortadan kayboldu. 3 Kasım'da cesedi bulundu. Otopsi raporuna göre de 1 Kasım'da veya 2 Kasım'da öldürülmüş olduğu tespit edildi. Ortadan kayboluşundan bir gün evvel kendisiyle telefon görüşmesi yaptık. Ertesi gün, yani ortadan kaybolduğu gün saat 13'te benim büroma gelecek. Beraber yemek yiyeceğiz. 14.30'daki mahkemeye gidecek. Ölümle ilgili tedirginliği kendisinin PKK'nın ölüm listesinde olduğu, ilk PKK'nın kendisine hakkında operasyon yapacağı kişi olduğu ve hatta PKK'nın kendisini öldürmek için 2 tane ölüm timini görevlendirdiğini belirtmişti.
Başka bir tedirginliği de bu açılan davada acaba ben tutuklanır mıyım tarzında ikinci bir tedirginliği vardı ama onu ben bir hukukçu olarak, bir avukat olarak bunun mümkün olmadığını, tutuklanma konusunun mümkün olmayacağını ve büyük bir ihtimalle de davadan beraat edeceğini kendisine söylemiş ve inandırmıştım. Kulun'la ilgili olarak yapılan hazırlık tahkikatı, ölümden sonra yapılan hazırlık tahkikatı içerisinde bulunduk. Konunun uzmanlarıyla da görüşme imkanımız oldu. Onların tamamının yargısı bu öldürme hadisesini PKK gerçekleştirmiş olsaydı PKK bunu bir propaganda malzemesi olarak kullanır, ilan eder ve açıklardı. Artı öldürmede kullanılan metotlar da PKK'nın uyguladığı metotlar değil. Yani PKK bir insanı alıp 5 gün sonuna öldürmez. Hemen bir insanı timi görevlendirir, gönderir. O esnada öldürüp ve failler de olay yerinden kaçarlar. Bu daha böyle değişik, profesyonelce bir hadise. Ölümünün ardından Cem Ersever'in mal varlığı tartışılır. Kaçakçılık yaptığı iddia edilir. Yakın arkadaşı olan Hüsamettin Türkmen o günleri şöyle anlatıyor. 1976 senesinde ben Türkiye'ye iltica ederken Sulüpe'de Cem Ersever jandarma komutanıydı, üsteğmeniydi o zaman. Tabii haliyle ben iltica ettiğim için jandarmada beklemem gerekiyordu. Bu arada Cem Ersever'le tanıştık. Cem Ersever'in birlikte çalıştığınız dönemlerde ortaya çıkardığı en önemli olaylar nelerdi veya şimdi, olay? Ben Cem Ersever'den şöyle bir dostluk, bir abi kardeşimiz vardı. Ben istihbarat konusunda yardımcı oldum kendisine. Cem'in en büyük olayını ben Sulüpe'de 1976 senesinin 11. aylarındaydı. Türkiye'de iki tane Filistin Kurtuluş Örgütü'nden iki insan yakalanmıştı. Buna Türkiye'de tarafından buna sığınış edilmesi için Sulüpe'ye göndermişler. Sulüpe biliyorsunuz son noktadı Türkiye için. Cem Ersever bunları sığınış etmeden önce bir tahkikat yapalım dedi, bunların hakkında yapacağım dedi. O tahkikatı, Cem Ersever o zaman tahkikatı yürürken bu iki insanın üzerinde film çıktı. Bu filmde Boğaz Köprüsü'nün önemli noktalar çekilmişti. Ve Türkiye'deki, Orta Doğu'daki kimlerden ilişkiler olduğunu, sol kesimden, dev gençten ilişkiler olduğunu isimlerini Cem Ersever almıştı o zamanlarda. Yani bu kişi Türkiye'de Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından gönderilmişti. Ve bağlı oldukları liderleri Abu Firas isminde. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ileri gelen kişilerden birisi. Türkiye'ye göndermişti, bunlar Türkiye'de faaliyet göstermeye. O kadar en son noktada Cem Ersever ortaya çıkarttı. Ben buna yakinen şahidim. İkinci olay, Cem Ersever 1978-79 senesinde kaçakçılık olayına bizzat kendisi o zamanın İçişleri Bakanlığı tarafından Cendeme Genoktan'a Cem Ersever'e yetki verilmişti. 11 vilayette tahkikat yetkisi. Türkiye'de en büyük olayı çıkarttığı ortaya İskenderun Limanı'ndan Türkiye'ye gelen kaçak mallar. Bu kaçak mallar o zamanın Ermeni asıllı Vahi ismi tarafından gönderilmişti Türkiye'ye bu mallar. Cem Ersever bu olayları araştırdı, olayları ortaya çıkarttı. Bu tırların kabur kapsamında kapanması için sahte kaşalar kullanılırdı. Cem Ersever o kaşaları da ele geçirtti. Ondan sonra İskenderun Limanı'nda epey bir kaçakçılık hakkında işlem yaptı. Ve bu dosyalarda şu anda Cendem Genel Kutlan'ın istihbaratında bu dosyalar mevcuttur hepsi. Cem'in bu konuda bir kaçakçılıktan ya da eroinle ilgisi olmasını hiç mantıkım ben kabul etmeli. Çok iyi tanıdığım, bildiğim bir insan oldu Cem. Aşağı yukarı 1976'dan bir abi kardeş ortamındaydık biz. Hüsamettin Bey, ayrıca son dönemlerde özellikle Cem Ersever'in Eşref Bitlis Paşa'nın ölümüyle ilgili bir de suçlaması var, suçlanması var daha doğrusu. Bu suçlamaya dönük bir bilginiz var mı? Bu suçlama ne derece doğrudur? Cem Ersever, Bitlis Paşa'nın ölmesinde herhangi bir rol üstlenmiş midir? Hayır, kesin öyle bir şey olmaz. Neden? Şimdi Cem'in rahmetlinin anlatması, Eşref Bitlis Paşa'yı çok severdi. O da onu çok severdi. Eşref Bitlis Paşa'nın ona en güvendiği kişi olarak Cem'in anlattığına göre ona çok güvendiğini, çok sevdiği bir paşasıydı. Hatta abi bir babası gibi severdi Cem onu. Kesin ben bu hadiseye yani siz sorarken ben gülümseme geldi içimden. Yani nasıl böyle bir şey olur? Yani insan kendi babası gibi sevdiği bir kişi öyle bir şey yapabilir mi?
yani Cin Doruk'tan görüşmesi var ya, yani kendisi anlatıyordu, görüştü. Hüsamettin Cin Doruk Bey'le ilişkisi neydi Cem Ersin'in? Şimdi kendisi tabii ben bu olayı görmedim, konuşmadan da görmedim. Zaten yakın arkadaş olduğunuz için. Evet, kendisi anlattığına göre anlatırdım hani işte şöyle bir şey. O zaman bildiğim kadarıyla meclis başkanıydı. Yani sıkıntıları bir meclis başkanı anlatması, yani gelir giderdi yanına, görüşürler. Görüşürlerdi. Tabii tabii, yani kendisi gelirdi. Bir gün işte mesela birkaç kere ben telefonla görüştüm. Ya görüşelim. Ne zaman İstanbul'a gelsen işte bir kere bana söylediren duvan var. Cin Doruk'tan görüşeceğim. İşte hatta yani devlet kademesinde çok rahat görüşme yapardı. Cin Doruk'a danışmanlık yapma şey nedir? Bu nereden çıktı? Vallahi böyle bir duyum ben kendisinden duydum. Hı hı. Ama fazla üstünde durmadık hani. Yani tartışılmadı bu olay hani. Yani öyle bir düşünce, yani galiba teklif edilmişti Cem'e. Büyük ihtimalle dedi ben bir teklif geldi bana, değerlendirirsem. Hı hı. Şeyin Cin Doruk'un danışmanı olarak görev yapma ihtimalim var. Cem Ersever ölümüyle birlikte sırlarını da beraberinde götürür. Aradan yıllar geçmesine rağmen ölümünün üzerindeki esrar perdesi bir türlü aralanamadı. Ve bugün Cem Ersever suikasti Ergenekon davasıyla bir kez daha gündeme geldi. Ergenekon davasının birçok faili meçhul cinayeti gibi Ersever cinayetini de çözüp çözemeyeceğini yargı süreci gösterecek.